Evet, sevgili izleyenler merhaba. Yeni bir söyleşide daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün mekanımız Sultanahmet. 26 yıldır İstanbul'dayım. Belki de turistlerin en az yoğunlukta olduğu yılı yaşıyoruz. Bombaların patladığı ve çeşitli tartışmalar içerisinde güzel Türkiye'mizde, güzel İstanbul'umuzda hayat yine de seyrine devam ediyor. Bizler de şu anda bombaların patlamadığı, insan can kıyımlarının yaşanmadığı bir dünya özlemiyle yeryüzünde en sevdiğim mekanda yine çok değerli simalarla bir aradayız. Dostlar, Sultanahmet tarih, kültür, medeniyet ve farklı çağrışımlar insanların koşuşturmaları içerisinde akıp giden bir yaşam. Divri Gazetesi'nde sevgili yayın yönetmeni Yahya Bayar'ın ev sahipliğinde iki değerli dostumuzla birlikteyiz. Gazeteciliğe, Aleviliğe, yaşama, insanlığa, kitaplara dair sohbet edeceğiz. Uzun yıllardan beri çok severek izlediğim, takip ettiğim, deli dolu kimliğiyle, yaratıcı kişiliğiyle ve gerçek bir gazeteci de olması gereken vasıflarıyla aydın bir sima, seçkin bir sima, güzel bir sima ile birlikteyiz. Ben onu Hacı Bektaş'ta veya bir başka yerde tulumu içerisinde yatabilen, aykırı sorular soran ve gerçeklerin peşinde insan sever bir kimlik ve kişilik olarak bir gazeteci olarak takdir ettim, sevdim. Daha önce de Cem Radyo'da bir sohbetimiz olmuştu. Ben sağduyu deyince solduyu demişti. Bunu dinleyen İzzettin Doğan da bir gün odasına gittiğimde kulaklarını çekerek biz neler yapmaya çalışıyoruz, sen de kalkıp güya kendince bir şeyler yapmaya gayret ediyorsun. Şimdi biz süt sağmaya çalışıyoruz, vuruyorsun, sütü deviriyorsun diye eleştirmişti. Demek ki söyledikleri birilerinin hoşuna gitmiyor. Bu da güzel. İnsanların her söylediğinin herkesin hoşuna gitmesi gerekmez. Zaten yaşam böyle bir şey. Aynı zamanda yine yaşamın felsefesinin içinde güzel araştırmaları olan Süleyman Zaman Hocam da burada. Biraz sohbet edelim, söyleşelim, bakalım saatler, zaman el verdiğince diyorum. Evet, sevgili Musa Acık, sevgili abicim, bizim Rumeli Hisar üstünde de bir dönem kalmıştınız. Bizim Şiranlıların da yaşamlarına tanık olduğumuz. Halkın içindesiniz, hep olaylarda, eylemlerde, gösterilerde, yürüyüşlerde. Maalesef ki gazların da içindesiniz. Hep bombalar patlıyor diyoruz Sultanahmet'te. Halkın üzerine gaz sıkılıyor. Kaç yıldır gazetecisiniz, bize anlatacaksınız. Bu uzun yıllar içerisinde neler değişti, neler değişmedi sizden dinleyeceğiz ama ilk önce gerçekten izleyenlere, hani klasik, siz bir gazeteci olduğunuz için çok iyi bilirsiniz. Bilmeyenler vardır, izlemeyenler vardır. Sizi tanımak isteriz, bize kendinizi biraz anlatın deriz. Yaşamınızla ilgili biraz kilometre taşlarından bilgiler verin. Teşekkür ediyorum sevgili Ayhan, sevgili Süleyman. Ve bu mekanın güzel bir mekan, dost mekan, Yahya Bey, kardeşim, dostum. Şimdi efendim iddiaya göre, şimdi annem, babam, nüfus idaresi, emniyet kayıtları, askerlik kayıtları, iş yeri kayıtlarına göre ben Erzincan, Tercan, Köprübaşı köyündeyim. Fakat bana sorarsanız ben Lübili, Hattili, Hititli, Likyalı, Libyalı, Kobegeralı, Troyalı, Galatalı ve bugünlerde de efendim Kalkedonyalıyım. Dolayısıyla ben insanlığın Orta Doğu coğrafyasında dünden bugüne şekillendirdiği uygarlığın kendi ruhunda yeniden inkişafını bulan bir merhum kişiyim efendim.
Yani her gittiğim yerden keyif alıyorum. Her gittiğim ortamdan, okuduğum kitaplardan, dinlediğim müziklerden, masallardan kendime bir pay çıkartıyorum. Kendimi orada hissediyorum. Çünkü benim için herhangi bir milliyet, milliyetin aidiyatından ziyade ortak düşünsel zemin önemlidir. Ben insanların etnik kökenlerine göre değerlendirmem. İnsanların hayattaki duruşlarına göre değerlendiririm. Benim için asıl olan anne babasının hangi inançtan, hangi ırktan geldiği değildir. Yaşamsal zemindeki duruşu nedir? O yüzden mesela hiçbir pek çok Erzincanlı olmama rağmen nüfus kağıdıma göre pek çok Erzincan derneği beni davet eder. Hemşerimizdir diye. İşte seninle gurur duyuyoruz diye davet ederler. İşte mesaj atarlar filan. Ama ben hemşericilik zemininde doğru bulmadığım için hiçbirine gitmiyorum. Bu sefer de vay kendini beğenmiş oluyor diye karalama yapıyorlar. O onların bileceği iş. Şimdi benim hayata bakışım insanların hayata ne kattıklarıdır. Nasıl baktıklarıdır. Mutlaka herkesin bir anne babası vardır. Anne babaları sevişmişlerdir. Yeni bir nesil meydana gelmiştir. Anne babalara da selam olsun. Sevişmek güzel bir şeydir. Sevişmek insanı hayata bağlar. İnsana iyimserlik verir, güzellik verir, tat verir. Eğer siyasi liderlerimiz, örneğin, gerçekten Türkiye'yi yöneten, Türkiye'deki siyasi partiler, parti liderleri gerçek anlamda sevgiyi kendi eşleriyle, kendi aile bütünlükleri içerisinde yaşayabilselerdi, Türkiye bu kadar çok gergin, bu kadar çok agresif, bu kadar çok bağırıp çağıran siyasi kimlikler oluşturmazdı. Biz sevmesini, paylaşmasını bilmediğimizden dolayı kadınlarımızın da değerini bilmiyoruz, insanlarımızın da değerini bilmiyoruz, kendimizin de değerinin farkında değiliz. Ne uygarlıkların yaşadığımız toprağın uygarlık birikiminden haberdarız. İşte biraz önce sevgili Ayhan Sultanahmet'ten söz etti. Burası 8000 yıllık geçmişi olan bir mekan, bir bölge, bir dünya kara parçası. Efsaneye göre bu Bizans 3000 yıllık bir geçmişi var buranın efsanede. Bizantiyon adlı bir komutan gelmiş. Gelmeden önce Yunanistan'da, eski Yunanistan'da bir tapınağa gidiyor. Dölfi tapınağına gidiyor. Nereye gideyim diyor. Dölfi kahini de diyor ki Kalkedonya'nın karşı tarafına geç diyor. Yerleş. Kalkedonya Kadıköy demek. Daha önce gelenler Kadıköy'e yerleşmişler. Moda burnuna. Ondan dolayı Kadıköy'ün adı Körler Diyarı anlamında Kalkedonya denmiş. Şimdi daha sonra gelenler yani Bizas, komutan Bizas, Sarayburnu'na yerleşiyor. Ve oradan Haliç'e, Altınboynuz'a. Ve Bizantiyon, Bizans sözü de oradan geliyor. Şimdi dolayısıyla yaşadığımız, şu anda bulunduğumuz bölge, Divriği Gazetesi'nin hayat bulduğu bu bölge, binlerce yıllık bir uygarlığın merkezi. Şimdi Divriği'nin kendisi de o uygarlığın bir parçasıdır. Divriği ilçe olarak o uygarlığın, o güzelliklerin bir başka şekilde mayalandığı bir bölgedir. Dolayısıyla biz buraları merak edip, yani Divriği'nin burada, Divriği Gazetesi'nin burada yayınlanması tesadüf değildir. Uygarlıklar arasındaki geçiş ve bütünselliğin ifadesi diye düşünüyorum. Onun için Yahya Bey kardeşime, o da bir peygamber adını taşıyor benim gibi, kendisini tebrik ediyorum. Her ne kadar gerçi Yahya peygamber de yavru peygamberidir. Yani şu anda ayaktaysa biz oturuyoruz. Neyse. Şimdi diyeceğim şu ki evet bir anne babam var. Şimdi Erzincan Tercan Köprübaşı köyünde. Gelmiş annem çocukken yani çok çocuk 7-8 ya da 6-7 yaşlarındayken kaybettim. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Hüseyin Kalfa adında inşaat yapan, inşaat kalfası olan amcamın yanına geldik. Bebek'te, bebek Ayşe Sultan korusuna. Orada kaldığım zaman 1-2 yıl içerisinde o şekilde okula gittim geldim.
Şimdi köydeyken okula gitmiştim ilkokula ama sadece adımı heceleyerek yazmayı öğrenmiştim. İlkokul ikinci sınıfı okumadım. Köye göre çalışkanım diye üçüncü sınıfa doğrudan geçirilmiştim. Ama ben Bebek Tevfik Fikret İlköğretim Okulu'nda üçüncü sınıfta okurken birinci sınıf öğrencilerinin arkasından nal topluyordum bilgi açısından. Fakat Bebek Tevfik Fikret İlköğretim Okulu'nda okurken çok değerli bir öğretmenimiz oldu. Güzin Bahadır. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nden mezun. Böyle saçları yani kıvırcık olmasından dolayı ama böyle kocaman bir umut çınar ağacına benzer bembeyaz saçlarıyla Güzin Bahadır son derece böyle çatı kaşlı ilk görüntüsünde olan bir öğretmen. Yani eğitimle ilgili temel ne öğrendiysem Güzin Bahadır öğretmenden öğrendiğimi diyebilirim. Ondan öğrendim diyebilirim. Çünkü şimdi normalde ilkokul 5 yıldır ama ben 3 yıl okumuşum yani. İlkokulda. Şimdi tabii meraklı olduğum için bu arada inşaatta kaldığım süre içerisinde Emel Gözne Marciniek adında Marciniek şeklinde yazılıyor. Bir abla su almaya geldi toprak testileriyle birlikte. Ayağına çivi batınca onun testilerini evine ben götürdüm. Şimdi bu abla Karadenizli, Rizeli bir ailenin, bir kaptanın kızıydı. Tiyatro sanatçısıydı. Eşi de o arada Polonyalı, Polonyalı abiyle evliydi. Evlenmişti. Şimdi Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaparken yazın okul haricinde Roma'da bir barda bir subayla tanışmış. Slovomir Antoni Marciniek ile aslında Polonyalı, daha sonra Amerikan vatandaşı olmuş. İkinci Dünya Savaşı'nda babası, annesi Nazilere karşı Polonya yeraltı örgütünde direnişte yer alırlarken o arada Naziler annesini yakalamış, domuz kızartır gibi kızartmışlar. Annesi ölümüne kadar o büyük acılar içerisindeydi. Hayatını idame ettirmiş. Tony abi de, ben kısaca Tony abi diyordum. Çünkü Slovomir Antoni Marciniek adı. Onların evine gittim. Emel abla ile testilerini işte götürürken böyle sürekli su artık ondan o günden sonra onların evine suyu ben götürdüm. Çünkü onların bebeğin üst tarafında oturuyorlardı. Küçük bebeğin üst tarafında ve o sırada haftada bir gün su akıyordu. İçme suyu sorununda vardı. Hüseyin amcamın kalfa olarak bulunduğu inşaatta ise çok güzel bir gürül gürül su akıyordu. Bir pınar vardı ve harika bir suyu vardı. Dolayısıyla o suyu götürüp getirdim. Bu arada Emel abla okula gidip gitmediğimi sordu. Ben de abla gidirem dedim Erzincan Türkçesiyle. Derken bir gün kardeşim olur musun dedi. Olurum abla. Ve ben onların evine gittim. Yani kısacası Emel abla benim o ilkokul 3. sınıftayken, ilkokul 1. sınıfın 1. sınıfta okuyan öğrencilerin arkasında nal toplama sürecimi bir eğitim sürecine dönüştüren insanlardan biri de Emel Gözne Marciniek'tir. Rizeli bir kaptanın kızı olan Emel Gözne Marciniek'tir ve daha sonra eşi Polonya asıllı Amerikan vatandaşı Slovomir Antoni Marciniek'tir. Yani hayatımda bu insanların iki insan önemli. İki, üç insan var. Dönüm noktası. Bir diğer insan da Profesör Doktor Rola Serozan'dır. Onun babası Sami Serozan. Ben bir ara belli bir dönem, çünkü o sırada Emel abla bana beni belli bir disipline sokmak için çok yaramazdım. Kavga ediyordum falan. Her gün neredeyse gün aşırı aileler beni şikayete eve geliyorlardı falan. Çünkü çocuklar beni kızdırıp dövüyorlardı. Ben de onları tek tek yakalayıp dövüyordum. Kimseye hesabı mahşere bırakmıyordu. Tabii hesap mahşere kalmayınca aileler şikayetçi oluyorlardı. Bunu Emel abla da o yüzden zor duruma düşüyordu ve bana ceza verme, disipline etme kendine göre. Bu arada bir de klasik müzik dinletiyordu bana. Klasik müzik. Halk müziğini biraz yasaklıyordu ki ben klasik müziğe
Yani biraz daha evrensel. Şey, meyledeyim diye. E tabii çocuk yaşta ben bunu tam kavrayamadım ve Emel abla isyan ettim. İsyan edince bir yılbaşı gecesi artık ben senin ablan değilim dedi. İşte Tony abi de ben senin abin değilim dedi. Benim bu durumda abla yok, abi yok. Bir de Emel ablanın teyzesi vardı, müeyyed teyze. O da ben senin teyzen değilim dedi. Bu durumda benim o evde kalacak zeminimde kalmamıştı. Ben de ayrıldım. İşte o gece Ron abilerin evine gittim. Bebek Ayşe Sultan korusunda, yani inşaatın bulunduğu korulukta. 4 yılda ortaokul döneminde şeyde kaldım. Lise bir döneminde Ron abilerin evinde kaldım. Babası Sami Serozani. Ron abinin annesi de Almandı. Dolayısıyla Ron abinin manevi kız kardeşi de benim ilkokul sınıf arkadaşım. Yani böyle bir geçmişim var yani. Hangi yıllardı o yıllar? İşte 70'li yıllar. Ha, bu arada bulunduğum ev, Emel ablaların evi, benim için gerçek bir üniversite oldu. İşte Onat Kutları, Ruhi Suyu, yanlış hatırlamıyorsam Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu, çünkü bir kez gördüm evde, Lale Oraloğlu, İdil Bire, Suna Kan, Oben Güney, Asaf Çiğiltepe, görüp görmediğim emin değilim ama Asaf Çiğiltepe'nin öldüğü, yanlış hatırlamıyorsam ya 68 ya 69'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Evde onunla ilgili bayağı bir matem havası oluştu. İlmaz Güney'i ve Emel ablalarının evinden tanıyorum. Çok önemli şahsiyetler değil mi? Tabii yani dolayısıyla yani. Meraklı olmamda, yani köydeyken zaten meraklıydım, soru sorardım. Ama orada da ben pekiştim yani. Bu tamam, sorduğum pekiştim. Sorular. Ya benim için bir üniversiteydi bu ev. Tony abilerin evi, Emel ablaların evi. Artı Rona abilerin evi. Benim için bir fakülteydi yani. Ayrıca fakülte ekleme gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Fakülte zaten oraya gelmiş. Evet. Yani evde harika bir kütüphane vardı. Binlerce kitap. Ve kocaman bir harita vardı. Dünya haritası. Her hafta sonu bir dünya haritası üzerinden dünyayı gezerdik. İnanılmaz güzel, bütün şöyle bir tarif edeyim. Kocaman bir harita ve o haritada ulusların kabileden uluslaşma sürecini betimleyen planlar vardı. Semboller vardı haritalar üzerinden. Biz haritalar üzerinde dünyayı gezerdik ve bir ara ben dünya başkentlerini, dünya ülkelerinin plaka işaretlerini, önemli şahsiyetlerini ezbere biliyordum. Şehirlerde de ilkokulda da yapılan bilgi yarışmasında okulda o evdeki o çalışmadan dolayı Musa Meran'ın adı bir ara Musa Mera olmuştu. Musa Mera. Yani o meraklı sorulara verdiğin yanıtlardan, özellikle tarih ve coğrafya konusunda hayli ilerideydim. Bir taraftan Musa Bon adını almıştım. Musa Bon. Neden Musa Bon? Çünkü coğrafya adını veren büyük dedemin adı Strabon'dur. Aynı zamanda Herodot'un torunuydu. Musa Dot olarak. Hem Herodot'tan dolayı Musa Dot, hem Strabon'dan dolayı. Yani kanının bozukluğu oradan geliyor. Kanın heyecanlı olması lazım diyor. Hani devleti yönetenlere göre biz bozuk kanlıyız ya. Ama bozuk kanlı olmak kötü bir şey değildir. Çünkü bozuk kanlı olmak demek devleti yönetenlerin merkezi otoritenin dışında düşünebilme özgürlüğü demek. Aykırı. Abi onların nazarındaki bozukluk bizim nazarımızda harika bir durumdur. Onurlu bir durum. Kaşıklı düşünüyoruz. Tabii. Yani. Çünkü onların bozuk dediği şey bizim için bir onur. Evet. Bu arada... Şimdi tabii siz de gidin. Mustafa Hoca'yı dinlediğim zaman aslında çok evrensel bir kültürün içinde yetiştiğini görüyorum. Yani şimdi Almanlar'da, Fransa'da.
Fransızlar var, çok farklı kültür, çocukluğumdan bu yana çok farklı kültürel kimlikler taşıyan azından aynı zamanda insanlarla birlikte olması aslında Musa Hocam o çocukluğundan bu yana edinmiş olduğu o değerler toplamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Musa Hocam aslında kimilerine göre aykırı olması ki aykırılık çok önemlidir bana göre. Mevcut olan her şeyi güzel gösteren, illa da bana uyacaksın diyen, beni gibi düşünmüyorsan seni reddediyorum diyeni de reddeden bir anlayıştır aykırılık. Dolayısıyla doğru bir duruştur aykırılık. Eğer gerçekten de bugün bulunmuş olduğumuz, içinde yaşamış olduğumuz bu dünya ve bu dünyanın değerler sistemini oluşturan insan toplulukları ki insan toplumsal bir varlıktır. Toplumsal varlık olduğu için de değerler üretir. Üretilen bu değerler sistemi içerisinde insanın insanlaşması edinmiş olduğu değerler sistemiyle oluşuyorsa ki öyledir. Çünkü bir insan doğduğu an Adem'dir. Adem'in anlamı budur. Doğduğu an Adem'dir. Onun beyninde kaşık kavramı yok, anne baba kavramı yok, kağıt kavramı yok, dünya kavramı yok. Ona tabula rasa denir felsefede. Boş lemha. Ne olacak insanlaşmak için ne olacak? Kültür olması gerekiyor, kültür. İnsan için kültüre bir varlıktır. Değerler, değer üretir. Doğa da değer üretiyor. Ama insan da doğa, insan da doğa değer üretiyor. Üretilen bu değerler sistemin içerisinde egemenler kendi değerlerini ortaya koyarken illa da benim değerime uyacaksın derler. Kendilerine benzetirler. Benzetmeye çalışırlar. Evet. Yani benzetmeye evet. Çalışırlar. Bu benzetmeye karşı çıkanları da aykırı olarak sunarlar. Ben de, sen de bu anda, Mustafa Hoca da bu anda aykırı düşünüyoruz. Çünkü savunmuş olduğumuz değerler sistemi insanın insanlaşması ki Alevi Bektaşilik'te çok önemli. Kamil insan, kamil toplum. Değil mi? Bu devlet sistemi. Nasıl oluşacak? Devlet sistemi. Hangi devlet sistemiyle? İşte o devlet sisteminde bizim bunlarımız, pirlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, filologlarımız, müzisyenlerimiz, idibiyetlerimiz, lakanlarımız, sonuçta bu insanlarımız oluşturmuşlar. Heraklitlerimiz, Sokrateslerimiz, değil mi? Bunlar oluşturmuşlar. İşte Hacı Bektaş, hünkârlarımız oluşturmuşlar. Biz bu devlet sistemini savunuyoruz. Musa Hocamız da bu değerleri savunuyor. Bu değerleri savunduğu için de işte kanı bozuk deniyoruz. Yani kanı bozuk. Kanı bozukluk burada bir ironik. İronik tabii tabii. Ben şimdi ben Ruhi Baba'yı Emel ablaların evinden tanıdım. Ruhi Baba'yı. Evet. Bizim komşumuz Mehmet Ali Aybar'dı. Bir de Mehmet Ali Aybar'ın komşusu Fritz Neumark'tı. Fritz Neumark, üniversite reformu için gelen, Atatürk'ün Almanya'dan getirdiği Musevi asıllı, Yahudi asıllı bilim insanları. İktisat Fakültesi'nin kurucularından biri. 1930'lu yıllarda bayağı bilim insanı da getirilmişti. Bu arada Profesör Hirsch ile ilgili, Hirsch müthiş bir hukukçudur. Tek başına iktisat hukukunu yazmış bir adam, bir dahi. Şimdi bir ara Hasan Ali Yücel'e gidip ben Türk vatandaşı olmak istiyorum. Onunla ilgili Mehmet Ali Aybar bana bir hikaye anlatmıştı bu Hirsch'le ilgili. Profesör Hirsch, Hasan Ali Yücel o zaman Milli Eğitim Bakanı, ona gidip diyor ki Ekselans ben Türk vatandaşı olmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e saygımı yerine getirmek istiyorum. Bir saygı gereği olarak bizi Almanya'dan buraya getirdi. Ben de ona teşekkür anlamında, saygı anlamında Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum. Hasan Ali Yücel de diyor ki, ekselans Türk vatandaşı olmak zordur. En iyisi siz Türk vatandaşlığı olmayın. Zaten biz size gereken saygı gösteriyoruz. Yok, illa Türk vatandaşı olacağım. Türk vatandaşı olmak zordur, geçeceğim, geçmezse filan derken bir sabah Can Yücel henüz daha bebiş, 7 yaşlarında önlüğünü giymiş, çantasını almış tam okula gitmek üzere kapıya doğru giderken kapının zili çalmış.
Babası da Hasan Ali Yücel'de, Rokte Şamlı'nda giymiş. O arada banyoda tıraş oluyor. Evlat bak bakalım kim geldi. Kapıyı bir açmış, saçı böyle bir şey kabarmış. Bir adam büyük bir heyecanla, ekselans, 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 ekselans. Hayrola ekselans, ne oldu? Daha ne olsun? Benim maaşım. Ben bu parayla nasıl uluslararası bilimsel kitapları takip edebilirim? Nasıl kendimi yetiştirebilirim bilmem ne falan şikayet ediyormuş. Hasan Ali Yücel demiş ki, ekselans ben size demedim mi Türk olmak kolay değildir diye. Şimdi Türkler yoksulluğa yaşamaya alışmışsın. Çünkü o zaman, bakın 1940'lar bu dediğim hikaye, o zaman Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı olarak bakanlar 250 lira maaş alıyorlarmış. Bu yabancı bilim insanlarına da 600 lira maaş veriyorlarmış. İdealizmi düşünsene. Evet. Yani böyle bir süreçten geçmişler. Fakat daha sonra işte bu çürütüldü. Yani. O devrim tamamlanamadı. Özellikle bir Cumhuriyetin aydınlanma süreci, Cumhuriyetin içinden gelen, Osmanlı'dan beri gelen bir Osmanlı toplumu, aydın kesimi vardı. Bunların içerisinde ağaları da vardı. Bu Cumhuriyet'in aydınlanmasından rahatsız olup bunu boğmak isteyenler yine CHP'nin içinden gelen insanlardı. Tek partidir zaten. Köy enstitülerini kapatan İsmet Paşa'dır. Evet. Köy enstitülerini Muhittin Sirer'lerin, Şemsettin Sirer, CHP içerisindeki daha sonra Demokrat Parti'yi kuran bu gerici unsurların baskısıyla kapatıyor. 1952'deki müfredat, Demokrat Parti muhtarıyla beraber müfredatın değişimiyle tümden ortadan kaldırılıyor. Şimdi uzun zaman köy enstitüleri Demokrat Parti'nin kapattığı konusunda bir görüş egemendi. Çünkü o şekilde empoze edilmişti. Şimdi biz yaşadığımız toprağın, yaşadığımız ülkenin gerçeklerini öğrenme noktasında biraz ketum davranıyoruz. Taraf tutarak kendi yani oy verdiğimiz parti, diyelim ki CHP'nin yaptığı yanlışlıkları CHP'yi savunanlar bunu görmezden geliyor. Hep karşıtlığımız üzerinde bir değerlendirme yapıyoruz. Oysa insanlaşmak için, doğru dürüst bir şeyler inşa edebilmek için bulunduğumuz zemini kendi yanlışlıklarımızla, yandaş olduğumuz anlayışlarında, kesimlerin de yanlışlıklarını, eksikliklerini doğru tespit edip dikkat çekmemiz gerekiyor. Öz eleştiri yapabilmemiz gerekiyor. Bir şey katmak istedim. Buraya katılıyorum. şunu da söylemek gerekir ki, evet yani CHP dediğim o dönemde tek bir parti var, bir devlet partisi. O partinin içerisinde her türlü görüşe sahip olan insanlar var. Yani CHP dediğimiz öyle... Tabii tabii. Yani bunu da mutlaka açıklamamız gerekiyor. Çünkü devlet partisi de işte Demokrat Partisi onun içinde çıkıyor sonuçta. Yani Menderesler, Bayarlar, Fuat Köprülüler falan dediğimiz insanlar o partinin içerisinde. Dolayısıyla Recep Tekerler falan o partinin içinde. Ve onlar zaten o karşı CHP'nin içindeki o karşı devrimci insanlar aslında İsmet Paşa da onlarla birlikte 1945'lerden itibaren aslında köy enstitülerinin kapanmasına yönelik bir takım Amerika'nın projesi bu. Köy enstitülerinin yeşil kuşak. Tabii tabii yeşil kuşak felsefesi. Bir ara o Türk-İslam felsefesi ortaya kondu. Yeşil kuşak felsefesi. Şimdi günümüzde de ılımlı İslam tırnak içinde. Bunlar aslında... Buradan şunu çıkartmamak gerekiyor. Şimdi bizim solumuzun, yani solun önemli bir kesiminin temel yanlışlığı buradan yola çıkarak Cumhuriyeti yok etmek, şimdi AKP ile beraber, yani Tayyip ile birlikte bu liberaller, dönek liberaller, liberallerin içerisinde omurgalı davrananlar da var, kendisini satanlar da var. Şimdi bunlar ayırmak gerekiyor. Liboş olarak tanımlanan, tabir edilen kesim, ruhunu olduğu gibi sattılar ve Cumhuriyeti toptan karalamaya. Şimdi bu konuda bazı sol gruplar, sol anlayışlar, bazı Aleviler ve bazı Kürtler AKP ile birleşip Cumhuriyet'le hesaplaşmak adı altında
Cumhuriyet'in pozitif olumlu değerlerini de ortadan kaldırma konusunda işbirliği yaptılar. Bu hainlik, bu hem aydınlanma sürecine ihanettir, hem insanlığın kazanımlarına aykırılık ve hainliktir. Evet. Şimdi bu anlamda Cumhuriyet'in yanlışlıkları, mevcut olan tarihte yaşanmış olan yanlışlıkları ortadan kaldırmanın yolu Cumhuriyet'i yıkmak değil, Cumhuriyet'in eksikliklerini, yanlışlarını göz önüne alarak Cumhuriyet'in daha nitelikli hale getirilmesi için adımlar atılması gerekirken, bunlar gericilikle uzlaşarak, tabii büyük paralar karşılığında, örtülü ödeneklerden ödenen milyon dolarlar karşılığında bu ihaneti yaptılar. Şimdi benim iddiam şu, bu yetmez ama evet sürecinde, yetmez ama evet sürecinde Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'le hesaplaşmak adı altında değişik örgütlere, örgüt liderlerine, bunların o zamana kadarki mal varlıklarıyla yetmez ama evet sürecinin sonrasındaki mal varlıkları bir kıyaslandığında, hem parasal açıdan hem diğer açıdan kıyaslandığında görülecektir ki mal varlıklarında büyük sıçrama vardır. Bir katkı şöyle olabilir, doğru söylüyorsunuz. Özellikle bu yeni dünya düzeninin paradigması yani çok önemli değil bunlar. Yani bunlar aslında konuşmadan yaşadığımız güncele de doğru anlıyoruz diye düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet derken de Cumhuriyet'in niteliğini mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Layık ve demokratik Cumhuriyet. Yani hedeflenen Cumhuriyet bu. Atatürk ve tabii ki arkadaşlarının ortaya koymak istediği aydınlanmacı felsefe. Bu idi. Zaten kısa sürede yaşanılan, yaşatılan, yapılan devrimler de buydu. Yani aslında yapılmak istenen şey şudur. Eleştiriler de budur aslında. İşte Cumhuriyet'in kurucu kadroları kuruluş aşamasında Jacoben bir tavır sergilediler ki devrim Jacoben olmadan zaten devrim de olmaz. Tüm devrimlerin özünde o var zaten. Fakat şimdi esas şu, Atatürk ve arkadaşları, bu aydınlanmacı devrim yapanlar aslında 200 yıllık bir boşluğu kısa sürede nasıl kapatabiliriz? Niyazi Berkes'in bu anlamda ortaya koymuş olduğu 200 yılı neden bocalıyoruz? Kitabının herkesin okumasını isterim aslında. Güzel anlatıyor orada. Evet, orada. Neden bocaladığımızı şey koyuyor. Yani o Cumhuriyet'i kuranlar kuruluş aşamasında kısa sürede aslında ülkemizi çağdaş, tırnak içinde söylüyorum, çağdaş medeniyet ülkelerinin seviyesine nasıl kısa sürede ulaştırabiliriz? Arka arkaya bir süre bakın, üçüncü kalkınma modeli dediğimiz bir model geliştirdi Atatürk'ü arkadaşlar. Bütüncül kalkınma modelimiz ne oluyor bir içerisine? Yani demin söyledim ya, insan kültürel bir varlıktır. Bir kültürel devrim. Ekonomik onun, devrim. Onun zemini, bakın sevgili Süleyman, onun zemini şu. Şimdi Cumhuriyet hangi evrede kuruluyor? Balkan Savaşları. Ha. Koskocaman bir Balkan Savaşları var ve büyük bir yenilgi var Balkanlarda. Ha. Milyonlarca insan orada Osmanlı'nın egemenliğindeki bütün Balkan halkları ayaklanmışlar. Karşılıklı bir boğazlaşma. Sonuçta Osmanlı tebaası inanılmaz bir boğazlaşma sonucunda kendi yaşadıkları toprağı terk etmek zorunda kalmış. Teslim oluyorlar artık. Anlıyor musunuz? Balkanlarda büyük bir bedel ödeniyor. Arkasından şimdi Osmanlı'nın 10 milyon kilometre karelik 3 kıtada yayılmış olan imparatorluk zemini, toprağı giderek gelmiş 700 bin küsür metrekarelik bir alana. Küçük bir alana. Şimdi bütün bunlar, bütün bu psikolojilerin, bütün bu yenilgilerin ardında Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyetin kurulması, yeni bir toplum, modern bir toplumun inşası bu perspektifler üzerine kurulduğu için bugün baktığımız zaman eksik gördüğümüz şeylerin bugün açısından eksik olarak görünmemesi doğaldır. Yani tek ulus, o zaman zaten uluslaşma süreci söz konusudur. Bütün topluluklar bu Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren uluslaşma sürecinde Fransız devrimiyle beraber başlayan... İmparatorluklar sona ermişti. Zaten İmparatorluklar sona eriyor. Uluslaşma, bütün ulus devletlerde Türkiye'nin yaşadığı sorunlar kaçınılmaz olarak vardır. Eskiden ulus yokken çok sayıda homojen
bir topluluk var, farklı toplum kesimleri var, bir teba var genel anlamda. İmparatorun ya da padişahın teması, ümmeti. Ama cumhuriyetle beraber bir yurttaş bilinci söz konusudur. Ve orada da uluslaşma sürecinde genellikle teklik, tek ulus zemini üzerinden bir bütünlük oluşturuyor uluslaşma sürecine. Şimdi günümüzden düne baktığımız zaman bugünün algısıyla dünü yargılamak bu anlamda haksızlık olur. Günümüzde ne yapabiliriz? Şimdi yani sonuç olarak hocam biraz şeye girelim. Bu gazetecilik yönlerinde güne gelmeden hayat öyküsü bir kesintiye uğradı. Şurada bir önemli belirtim hocama bırakacağım. Evet, gerçekten de şöyle, zaman ve mekan birlikteliği çok önemlidir. Anakronizm yaparak bugünkü dünyayla 1900'ler dünyasını aynı noktada değerlendirmek doğru değildir. Her şeyi zamanın ruhuna göre yapmak lazım. Einstein zaten bize bir dördüncü boyut bulmak için kazandırdı. Şunu söyledi, dedi ki kardeşim, mekan ve zaman birlikteliği çok önemlidir. Onun için bugünkü bakışla biz 1400'ün öncesini de eleştiremeyiz. O dönemin her şeyi kendi koşulları ve zaman içerisinde değerlendirmek gerekir. O kuruluş, Cumhuriyet'in o kuruluş döneminde de o dönemin koşulları içerisinde değerlendirmek gerekir diye noktayı koyuyorum. Evet, şimdi değerli hocam, o şeyi... Tarihi bir tarafa bırakıyoruz. Yok, yani başka... Böyle şey yapıyoruz. Evet, tabii, evet. Tabii. Çevreleniyoruz, başka bir tarafa gidiyor, geliyor. Bu söyleşinin doğasında var. Daha da zevkli oluyor. Televizyon programlarında bunu yaşıyoruz. Fakat hani benim kafamın içinde bazı şeyler var, onu alacağım. O bu mübarek, gazeteci... evet, o mübarek şeyler sorman iyi bir şey. Tabii. Şimdi, tabii gazeteci, yani siz bir gazetecisiniz. Gerçekten hani yazar, araştırmacı, işte o zaman veya bir başka kimlikte olan bir sürü insanlar, bizler de kısmen öyle işte. Ama gazeteci kimliğini koruyarak, gazeteci olarak var olmak da önemli. Toplum açısından önemli. Bir de tabii ki konu ister istemez Aleviliğe de, aslında da gazeteci kimliğiyle ayakta kalmak, ürünler vermek de önemli. Biz Aleviliği sonraya bırakalım da profesyonel olarak meslek yaşamınızla nasıl başladınız? O sürece biraz girelim, gazeteciliğinize evet, doğru gelelim. Şimdi ben böyle çocukluğumdan beri soru sormayı severim. Şimdi soru sorduğum için yani ironik o Bektaşi kültürünün, Anadolu mizahının bir tezahürü var içinde. Sonuçta öyle olunca mesela bir muhabbette oraya ben de düşüncelerimi açıkladığım zaman bazıları bunu çok tedirginlikle karşılıyorlardı, bazıları dövmeye kalkıyorlardı. Bir örnek vereyim. 80 öncesi bu fraksiyon, sol fraksiyonlar arasında yoğun tartışmaların olduğu bir dönemde Beşiktaş Kıraathanesi'nde o Yumurcak sinemasının orada kocaman çok güzel bir kıraathane vardı. Orada halkın yolcularıyla aydınlıkçılar arasında, ben o zaman aydınlıkçıydım, aydınlıkçılar arasında bir tartışma vardı. Üç dünya teorisi üzerine. Ben de bir arkadaşla tavla oynuyorum. Fakat benim kulağım orada tabii. Yani her ne kadar gözüm tavladaysa da, zardaysa da, pullarda filan. Ama mübarek kulağım o tartışmada. Şimdi o zaman da İstanbul'da, Taksim'de, adı Intercontinental Oteli, bugünkü The Marmara Oteli. Orada da 3. İslam Konferansı vardı. Şimdi aydınlıkçılar diyorlar ki eskiden iki dünya vardı. İşte iki kutuplu dünya vardı. İşte şeyin bağlantısız hareketiyle birlikte Tito'yla, Mao'yla birlikte 3. dünya oldu falan. Nedir vardır, yoktur. Şimdi baktı bunlar kavga noktasına geldi. Yani tartışma sertleşti. Ben de katkı olsun diye, bir taraf biraz da ironi olsun diye şöyle dedim. Ya arkadaşlar dedim, bu üç dünya teorisiyle ilgili olarak Erbakan'ın bu konuda bir katkısı oldu, bir açıklaması oldu isterseniz ben onu söyleyeyim dedim. Bundan sonra tartışın. Bunlar söyle, kimsin gibilerden falan ama şey demediler de yani red de etmediler. Peki anlat bakalım dediler. Ben de
İzniniz olursa Erbakan'ın ifadesiyle, yani ses tonuyla söyleyeyim dedim. Ve Erbakan'ı taklit ederek söyledim. Bir yap bakalım. Aynen. Sevgili Mao'cu kardeşlerimizin ileri sürmüş oldukları üç dünya teorisine karşı çıkıyoruz. Muhterem kardeşlerim, bizim bildiğimiz bir bu dünya vardır, bir de öbür dünya vardır. Üçüncü dünya nereden bahsediyorsun? Şimdi böyle der demez, sen bizde kaba mı buluyorsun ulan diye beni silah tokat dışarı. Allah Allah. Ya şimdi taraftan kahvede dinleyenler gülüyorlar, kendiler de gülüyorlar. Evet. Ama öbür taraftan tokatla dışarı. Ya arkadaş teşekkür ederiz. İroniye bak değil mi? Size yani katkıda bulunuyorum yani Erbakan üzerinden. Yani bu tartışmalardaki bu şiddet şeyi, evet, maalesef Türkiye'de öteden beri kendini ele veriyor. Bu tartışma kültürünün yeterince bu ülkede çok salmadığın ifadesidir. Bu sağ-sol arasında değil, solun kendi içerisinde de, aynı aile içerisinde de bir tartışma söz konusu olduğunda, çünkü Yaşar abinin, Yaşar Kemal'in dediği gibi bize düşünmeyi öğretmediler. Biz dikte etmeyi, sen sus bakayım, biat etmeyi, biat etmeyi öğrettiler. Yani şimdi Alevi toplumu, Teoman kültür bu değil mi? Alevi toplumu diğer Sünni toplum kesimine göre bu anlamda daha toleranslıdır, daha rahattır. Buna rağmen geldiğimiz nokta açısından da bakıldığı zaman ülkenin genel olumsuz havası Alevi toplumu da etkiliyor. Onlar da kendi aralarında fikir ayrılığı söz konusu olduğunda bir hoşsunuz, yani hoş olmayan sertliklere doğru bir meyil gösteriyorlar. Yani bu yeterince düşünmediğimizi, okumadığımızı, empati yapmadığımızı, şimdi herkes karşısındaki Kürt'ü ya da Alevi'yi kurtarıyor. Kimse kendisini değiştirmeyi, kendisinin sorgulamayı düşünmüyor. Herkes karşısındakini kurtarmaya çalışıyor. Arkadaş sen önce kendini kurtar. Benim amcamın oğluyla onun bir grup böyle çevresinde arkadaşlar vardı. Babamın olduğu bir ortamda sürekli böyle devrimcilikler söz ediyorlardı. Amcamın oğlu dedi ki babama, İşte baba dedi, amca dedi, biz dedi işte devrimcilik yapacağız, işte sizi kurtaracağız falan. Baba dedi ki, babam okur yazarlığı olan bir adam değil. Ama o şeyin yaşanmış halk filozofu. Kaçırma şey. Anlatabiliyor muyum? Babam dedi ki, aman evladım dedi, sen önce kendini kurtar dedi, ondan sonra bana sıra gelsin. Şimdi ben Sivas'ın bir köyüne gitmiştim. Orada da merkeze bağlı bir köyde. Şimdi adını unuttum, o zaman yazmıştım. Şimdi üniversitelerde okuyan öğrenciler, o köyün öğrencileri, gençleri üniversitelerde okuyorlar fakat yazın gelip köy meydanı, köy odasında sabaha kadar ideolojik tartışmalar yapıyorlarmış. Hiçbir babalarıyla beraber tarlaya gidip ekim biçmeye, tarla ekmeye hiçbir uğraşmamış. Emek yok. Emek yok ama sürekli laf edebiyatı. Ben de o köy evindeki yaşlı bir amcaya sordum. Baba dedim, devrimcilerin hakkında ne düşünüyorsunuz? Aman evladım dedi, onlar devrimci değil, devrimci dedi. Deviriyor. Deviriyor bak şimdi, ironiye bak. Çok güzel. Yani. Hak bilgesini bir şey. Onlar devrimci değil, devrimci dedi. Nasıl oluyor? Ama evladım dedi, bak ben dedi bu yaşta dedi emek veriyorum, ter döküyorum. Benim evladım okusun, adam olsun diye o geliyor sabaha kadar, geceden sabaha kadar tartışıyor kahvede bu köy evinde. Bütün gün uyuyor. Ben istiyorum ki hani yazında gelsin bana işte tarlada bana bir su versin. Ne bileyim bir şeyin sapını tutsun. Yani o hiçbir şey yapmıyor yani. Böyle mi devrimcilik olur dedi. Bunlar devrimci dedi. Peki şey, evet, ilk gazeteci şeyine gelmedin abi, nerede başladın yani? Gazeteciliğe ben Türk Haberler Ajansı'na, önce Aydınlık Gazetesi'nde çalışmıştım. Yıl olarak hocam söylerseniz. Ya yıl olarak 78'de yanlış hatırlamıyorsam. Aydınlık o yıllara falan çıktı galiba. Aydınlık evet. 77-78'de. O civarında. Ben lisede okuyordum, o zaman okuldan haberler getiriyordum. O zaman sevdim yani gazeteciliği. Halkın Sesi falan, onun devamı değil miydi? Halkın Sesi vardı dergi olarak. Sonra Aydınlık Gazetesi çıktı. O zaman Kaftancıoğlu. Kaftancıoğlu'nun Köroğlu kolları vardı.
Sevinç Altar onun çizgilerini yapardı dergide, şey gazetede. Ümit Kaptancıoğlu da Köroğlu ve Kollar'da yazmıştı. Radyoda yani, programlar da yapıyordu. Evet, şimdi şimdi Ümit abiyle o zaman çok iyi tanışıyorduk, çok güzel bir insandı gerçekten. Gerçek adı da Garip Tatar'dır. Şimdi tabii o olaylar falan oluyordu, gidip geliyorduk. Haber, ufak tefek haberler getirince, bir kez gazeteciliğe bulaşınca insan, gazetecilik böyle harika bir virüstür. O tadı alınca. Anlıyor musunuz? Gazeteciliğin tadına varan, tabii meyilli o yönde olan. Şimdi Şinasi Naik Berker diye büyük bir abimiz vardı, yani bir gazeteci abimiz vardı. Derdi ki, gazeteci olunmaz, doğulur. Şimdi belli ki benim de mayanda gazetecilik varmış yani. Çünkü benim çocukken bizim bahçemizde de erikler, kayısılar, güzel meyveler falan vardı ama insan nedense kendi bahçesindeki meyvelere göz atmıyor. Karşıda karşıya bakınca bir varlık teyzenin, İsmet teyzenin bir varlıklar vardı. Varlık, artık varlık o yaşlı ananın adı mıydı yoksa eşinin adı mıydı bilemiyorum. Varlıkların bahçesi karşımızda duruyordu. Şimdi onlara bakarken arkadaş o mübarek şeftaliler, erikler, tadı, bir de onların bahçesi gerçekten şiir gibiydi, harikaydı. Ben onların bahçesinde oradan geçerken arkadaşlarla beraber bir çetemiz vardı. Taş yapıyorduk, yere düşen erikleri, kayısıları, şeftalileri arkadaş o toz toprağın içine alıp üzerimize böyle silerdik. Onların ısırmasını tadı bambaşkaydı. Şimdi bana dedi ki bir gün, eşek kadar çocuk oldum ya, eşek kadar çocuk oldu dedim. Ben o zaman 6-7 yaşındayım yani. Utanmıyor musun dedi eriklere taş atmaya. Ben dedim ki varlık teyze sen benim gibi çocuk olsan. Şöyle karşıdan karşıya baksan. Bu kırmızı şeftaliler, erikler eğer senin ağzını suyunu akıtmazsa benimki de akmasın. Akıllı çocuksun deyip bana bir kova erik verdi. Gerçekten elimi süremedim ya. Çünkü orada emeğim yoktu yani. Yani gazetecilik böyle başladı. Şimdi ben profesyonel anlamda gazeteciliğe Demirtaş Ceyhun'un torpiliyle Türk Haberler Ajansı'na başladım. Yıl 80'de. 80, 1980. Evet, 81 1 Mayıs'ında da kadroya geçtim. Gel gelelim, ben Mao'cu olarak bana dedi ki Demirtaş abi, aman dedi Mao'cu olduğumu sakın söyleme çünkü bunlar Moskova çizgisinden sana büyük kötülükler olur dedi. Ve gerçekten de oldu. Oranın idare amiri Hayri Eroğlu diye biri vardı. Benim basın kartı sözleşmemi tam 5 sene arkada çekmecesine unuttu. Mavucu olduğu için. Tabii yani solu sola yaptığını. Anlamadım. Şimdi biz hani bu devletin faşist yapısından dolayı şikayetçi oluyoruz. Kınıyoruz, kınamamız da gerekiyor. Ama solun da kendi tarihinde bir öz eleştirisine ihtiyacı vardır. Hadi. Bütün sol fraksiyonların hepsinin şeyinde bir rezillik var. Hem kendi işlerindeki zorbalıkları, hem diğer fraksiyonlar arasındaki kavgaları, çamur atmaları, bilmem başka kepazeliklerinin bir tarihi bir öz eleştirisi olması gerekiyor. Pardon, mesela çok ustaca o kadın varlığını görmezden gelmekte olabilir. Abi ya, bak şimdi ben dünya, şimdi Bulgaristan'a gittik. Bu 2005 dolayında dünya şeyde Varna'da bir lokantada bir restoranda otururken karşımızda dünya güzeli bir kadın var. Gerçekten güzel bir kadın. Yani böyle insan bakmaktan kendini alıkoyamıyor. Konuşmalarına bakıyorum. Devrimci bir kadın. Fakat yanındaki her yere bakıyorum, adam ülkücü. Ülkücü mafya. Ve onun eşi olduğunu fark ettim, öğrendim. Dedim ki nasıl oldu yani? E dedi ki siz abileriniz, devrimci abileriniz bize bacılar dediniz. Sonuçta bizi başkaları götürdü. Vallahi öyle yaptık, doğru söylüyor. Anlıyor musun? Şimdi bakın bütün bunların bir öz eleştirisi olması lazım. Eğer Türkiye'de sol bugün dağınık bu kadar sefil, perişan haldeyse kendi yanlışlıklarından ders almamasında büyük pay vardır. Biz öz eleştiri yapmasını bilmiyoruz. Ben kardeşim bu konuda yanlışım demek insanı küçültmez, tam tersine insanı insan yapar. Yani biz bunu yaptığımız zaman gelişebiliriz. Şimdi gazetecilik eğer Türkiye'de
gazetecilikten büyük keyif aldım. Türk basının da, Türkiye basının da sorumludur. Toplum, devletin o baskıcı, ceberut algısı ne ise bizim genel anlamda gazeteciliğimiz de odur. Yani yöneticiler, gazeteciler. Şimdi gazetecilerimiz de rakip gördüğümüz kesime karşı yalan yazmayı, anlıyor musun? Yalan yazmayı, iftira atmayı bir hak olarak görüyoruz. Bugün böyle de geçmişte de geçmişte de aynı. Yani. Bir ama örnek vereceğim. Yok. Bakın, bugünün geldiğimiz çıkmaz geçmişin mikroplarıdır. Bir örnek vereceğim. Şimdi Çetin Emeç büyük gazeteci olarak anılır. Aslında bu tür insanların anılmaması lazım. Ben yanlışlık yapıyorsam benim de kınanmam gerekiyor. Yani bir bedeli olması gerekiyor. Şimdi Çetin Emeç Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni iken Bayrampaşa cezaevinde bir isyan çıkmıştı yazın ortasında. Evet. Fakat o isyanla ilgili Hürriyet'in manşetinde yer alan fotoğraf Boğazlı kaza diyen 4-5 mahkuma aitti ve bu mahkumlar bu belki bu fotoğraf kışın çekilmiş. Hürriyet gazetesi yalan haber. Ya. Yalan haber. Şöyle manşet atmıştı. İşte isyanı başlatanlar. Oysa yaz döneminde kıyafet kazandı. Var var değil mi? Ve isyanı başlatanlar dediği o insanlar da 6 sene önce o suçladıkları insan da 6 sene önce tahliye olmuş. Çünkü MİT ona o fotoğrafı vermiş ve Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Çetin Emeç aslında iyi bir gazeteci. Yani meslek olarak iyi bir gazeteci ama ahlaksızlık yapıyor. Yani basın meslek ilkelerini ayaklar altına alan bir yayın yapıyor. Ama öldürüldü biliyorsun. Ya öldürüldü, öldürülmesini onaylamadı. Yok yok yani. Anlıyorum. Bakın öldürülmesini, kimsenin öldürülmesini onaylamıyor. He. Düşmanımın da öldürülmesini. Ama yapmış olduğu gazeteciliği. Ama gazeteciliği etik olmasın bir şey yani. Orada bir basın meslek ilkelerine aykırı bir durum söz konusu. Daha sonra bu anlaşılınca bu haberi manşette vermesine karşın Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi'nin haber devamında, iç sayfalarda, tek sütunda şöyle bir haber. MİT büyük gazeteye büyük balık veriyor, küçük gazeteye küçük balık veriyor. Arkadaş böyle bir açıklama olur mu ya? Ya bunun bir bedeli yok mudur? Sen o hedefe gösterdiğin o insanın hayatını riske ediyorsun. O adama büyük bedeller ödetiyorsun. Ondan sonra da bir şey olmamış gibi kıytırık bir açıklama yapıyorsun. Böyle bir şey olmaz. MİT'e göre mi yazacaksın? Senin gerçek haber tabii yani yok yani. Şimdi bu şeyler Türk basını ya da Türkiye basını ne yazık ki bu tür rezilliklerle dolu. Türkiye basın tarihi de kara bir lekedir. Aralarında nitelikli gazeteciler vardır. Onları tenzih ediyorum. Ama genel anlamda bakıldığı zaman ya Cumhuriyet Gazetesi'ni ele alalım. Cumhuriyet Gazetesi normalde Cumhuriyet'i savunması gereken bir gazete. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitlercilik yapıyor ya. Yani bunları bilmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Türk basın tarihi gerçek anlamda bir özgürlükçü bir medya yapısının üzerine oturabilseydi bugünkü rezilliklerimiz yaşamazdık. O zaman da tetkikçiler var, yalakalar var. Bugün de var. Bugün de var. Ben tanık olduğum bir olay. Şimdi Kenan Evren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. 82'de. Burhan Felek o zaman şehir muharir olarak gazetecilerin piri olarak kabul edilen bir kişi olarak benim gözümün önünde basın sendikasının o lokalinin bulunduğu genel kurul salonlarının bulunduğu yerde Kenan Evren'in elini öptü ya. Şimdi Burhan Feleğin torunu yaşındaydı ya. Öyle bir şey olur mu arkadaş? Evet. Ben buna tepki verdim. Türk Haberler'de çalışıyordum o zaman. Nezik Demirkent'te Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ydı. Ben artık sizi saygıyı hak etmiyorsunuz Sayın Burhan Felek dediğim için piç kurusu deyip bana tekme attı. Ve Nezik Demirkent beni 7 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olmama engelledi. Şimdi Orhan Evinç
Hürriyet bir şey bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin en tepedeki adamım. Bu adam şimdi cemiyet başkanı olduğu 4 dönemde cemiyet yerin dibine geçti. İtibarı sıfırlandı. Gerçekten bu son 35 yıllık zaman diliminde tek bir cemiyet başkanı tanıyorum. Çok değerli bir kişi. Bir dakika. Unuttum adını. Ya bunu nasıl adını unuttum? Oktay Ekşi. Yok yok, Oktay Ekşi o da rezil bir adam yani. Niye şey Oktay Ekşi değil ya. Oktay Ekşi de bu tetikçilerden bir tanesidir. Bakın CHP tuttu bu adamı milletvekili yaptı ya. Nail Güreli. Nail Güreli gerçekten gazeteci ve gerçek gazeteciler cemiyeti başkanı Nail Güreli'ydi. Bu son 35 yılda ben 35 yıldır gazeteciyim. Son benim tanık olduğum gazeteciler açısından, gazeteciler cemiyeti başkanı olarak gerçek bir kişi Nail Güreli'dir. Metin Göktepe arkadaşımız hayatını kaybettiği zaman polis onu katlettiğinde Nail abi bütün duruşmalara cemiyet başkanı olarak bizimle beraber omuz omuza İstanbul'dan Afyon'a gittik beraber. Ben o sırada bir kalem taşıdım. Çünkü gazeteciler cemiyetini oluşturan yöneticilerden bir kısmı Metin Göktepe'nin gazeteci olmadığını iddia ediyorlardı. Niçin? Onun sarı basın kartı yoktur diye. Şimdi gerçekten Ecevit'in Çalışma Bakanlığı döneminde gazetecilere tanınan bir hak var. 212 sayılı yasa. Basın yasası. O basın yasasına göre gazeteciler basın kartını alıyorlar. Gazeteci, evet. Resmen gazeteci sayılıyorlar. Ama işte Evrensel gibi gazeteler ekonomik anlamda sura alırsan Allah'a teşekkür ederim. Ara verelim biraz. Olur. Istersen. Olur. Yok bu burayı toparlayalım. Şimdi bazı sol gazeteler ekonomik anlamda yeterli olmadıkları için yani kendilerini idame ettirmeleri konusunda bir ekonomik darlıklar olduğu için her çalışanını 212 sayılı yasaya göre kadroya alamayabiliyorlar. Dergiler keza öyle. O yüzden sevgili Metin Göktepe'nin de sarı basın kartı yoktu. 212 sayılı yasaya göre çalışmadığı için basın kartı alamıyor. Şimdi gazeteciler cemiyetini oluşturan yöneticilerden bir kısmı buna itiraz ediyorlardı. Ve hükümet de buna itiraz ediyordu. Metin Göktepe'nin gazeteci olmadığı iddiası. Tabi oradan vali, emniyet müdürünün yalanları, İçişleri Bakanı'nın yalanları yok. Metin Göktepe gözaltına alınmadı. Yok efendim duvardan düştü de, yok sandalyeden düştü de, yok bilmem ne zıkkın diye. Bir sürü yalanlar uydurdular. O işin ayrı bir utancı, ayrı bir talihsizliği. Sonuçta onun sevgili Metin Göktepe'nin gazeteciliğini vurgulamak, simgelemek üzere arkadaşlar bir köpükten 2 metre boyunda bir kalem oluşturdular. Kemal Gökhan, karikatürist Kemal Gökhan arkadaş onu şeyle yaptı. Yani şeklini, mimarlığını yaptı diyelim. İşte Celal Başlangıç, Nazım Altman, o dönemde emek veren gazeteci arkadaşlar bunu bir fikir olarak oluşturdular. Ben de Afyon'da bunu taşıdım. Evet. Kalemi taşıdım. Kalem, biz şimdi duruşma salonuna girerken polisler müdahale etti. Bir polis, başkomiser her tarafa burnu sokmaya alışmış. Geldi, o kaleme de müdahale edince burnu, kalemin ucu başkomiserin burnuna takıldı ve biraz kırıldı. Şimdi biz albaya, o şeyler, askerler falan vardı orada. Albaya şunu söyledim. Ultimatum verdik açıkçası yani. Bu kaleme bir şey olursa sorumlusuz olacaksınız dedi. Onu duruşma salonuna o şekilde alsaydık. Çünkü köprüden yapıldığı için o itişme kalkışma sırasında dağılabilirdi. Bunun üzerine albayın ben gittim, almaya resmen ultimatom verdim. Ama basın özgürlüğü aşkına. Adliyenin zemininde iki tane asker dikti kalemin başına.
Ona bir şey olmayacak. Ona bir şey olmayacak. Biz gittik, duruşmayı izledik. Sonra aynı şekilde kalemi oradan teslim aldık ve geldik Dolmabahçe Sarayı'nda. O sırada Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. İşte Başbakan Mesut Yılmaz'dı. Şimdi onunla basın özgürlüğü adına geldik. Basın özgürlüğü adına bir resepsiyon düzenlemişti Dolmabahçe Sarayı'nda. Orada Nail Ali yani şeyi teslim ederken kalemi şöyle bir konuşma yaptı. O da bayağı bir tepki çekti. Bayağı bir tartışmaya neden oldu. Nail abi dedi, bu kalemin ucu kırıldı ama onuru kırılmadı. Çünkü bir süreçten geçtik. Şimdi Nail abi bizimle beraber mücadele edince doğaldır ki bir kurumun lideri başkanıyla beraber bir toplumsal mücadele verdiğinizde manen insan kendisini daha güçlü hissediyor. Şimdi buna karşı Orhan Erinç döneminde gazeteciler arasında ayrım yaptı. Şimdi ben o sırada Star'da çalışıyordum. Polis beni dövünce Aydın Doğan'la Cem Uzan kavga ediyor diye Orhan Erinç de taraf tutuyor. Aydın Doğan'ın tarafını tutuyor. Aydın Doğan'ın medyasında çalışan gazeteci arkadaşlar toplumsal olaylarda polisi müdahalesine uğradığında, dövüldüğünde kınama yapıyor. Star gazetesinde ya da o zaman Sabah gazetesinin patronu Dinç Bilgin'di. Dinç Bilgin Aydın Doğan'la kapışıyordu. Sabah ya da Star gazetesinde çalışan muhabirler, toplumsal olaylar, gazetecilikler yaşandı. Şimdi meslek örgütlerinin, gazetecilik meslek örgütlerinin haberden dolayı insanları birini tutması lazım. Ben şimdi Zaman Gazetesi'ne yapılan müdahaleyi de kınadım. Ulusal kanala yapılan müdahaleyi de kınadım. Ama şunu da söyledim. Her iki tarafa da. Samanyolu'na da bunu söyledim. Ulusal kanalda da bunu söyledim. Benim tavrım ne? İlkesel davranmak gerekiyor. Ben ne ulusal kanal gibi düşünüyorum, ne Samanyolu gibi düşünüyorum. Bir basın emekçisi olarak düşünüyorum. Bir basın emekçisi olarak düşünüyorum. İlkesel. Şimdi ulusal kanala yapılan müdahaleyi kendime yapmış sayarım basın özgürlüğü açısından. O tapeleri yayınlamıştı. Ondan dolayı müdahaleye uğramıştı. Öte yandan 10 dakika konuştum canlı yayında. Öte yandan dedim, eğer ulusal kanal baskına uğruyorsa ve diğer sol kesim ulusal kanala yapılan bu baskını kınamıyorsa ve yalnız kalıyorsa bir tek ÖDP genel başkanı gitti protesto etti. Alper Taş doğru yaptı. Yani solda bu konuda ikinci ciddi davranıyor. Solda da bir ilkel yani şey ilkesel bütünlük, ilkesel tavır yoktur. İlkeli davranmak zorundayız biz. Özgürlükten ulusal aşkına. Kanala biraz böyle çok daha farklı bakan. Şimdi ulusal kanala orada söylediğim şu, ulusal kanalı eleştiririm. Eğer dedim diğer sol kesim, eğer sol kesim gelip size yapılan bu haksızlığa karşı koyamıyorsa, bunun bir nedeni de sizsiniz dedim. Sizin yaptığınız limitsiz, ölçüsüz eleştirilerin payı vardır. İğneyi de kendinize batırmayı bileceksiniz dedim. Umarım bundan ders alacaksın dedim. Ben canlı yayında bunu konuşurken, İl Genel Sekreteri Osman, soyadını unuttum. Adam oradan bana hakaret etti, tekmelemeye kalktı ya. Yani böyle sevimsizlikler de var. Yani diyeceğim şu arkadaşlar, gazetecilik ya da devrimcilik ya da siyaset ilkesellik üzerinde ilerlediği zaman anlamlıdır. O zaman özgürlükler kök salabilir. Yani nabza göre şerbet verilme yeri değildir. Ne siyaset, ne gazetecilik, ne de devrimcilik. Biz böyle değil mi? Ha, yani. Biz ilkeli davranmak zorundayız. Evet. Her konuda böyle. Her konuda böyle. Evet. İlkesel davrandığımız zaman kendimizi var edebiliriz. Evet. Gazetecilik meslek ilkeleri bir özgürlükler manzumesidir. Yani bir güç olarak. Gazetecilik de eğer yağcılık yapıyorsa gazeteci değildir. Evet. Ben gazeteciliği şöyle tanımlıyorum. Kendi gazetecilik anlayışım şudur. Ben en güzel aşklarımı soru sorarken yaşıyorum. Onun için yediğim dayakları aşk acısına sayıyorum. Aşkına bir bedeli var. Arkadaşlar,
Ben gerçekten soru sorarken aşk yaşıyorum. Evet. Aşk acı çekmekse... Peki hocam bunu biraz... Bakın bunu söyleyeyim, ben çok aşık oldum. Ve bana çok kişi aşık oldu, sağ olsunlar. Beni ben yaptılar, insan kıldılar beni. Yani sevdiğim kadınlar beni ben yapan, onlara nazarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü beni ben yaptılar. Sevgileriyle beni ben yaptılar. Tabii acılar da yaşadım. Acılar da beni ben yaptı. İnsan kıldı. Acı beni. Yaşattınız mı peki? Aşk acı. Ya mutlaka aşk acısını yaşarken... ya aşk öyle bir şeydir. Yani aşk... Dostoyevski der ki... incittiniz mi hiç? İnsan... Ben acı çekmeyen insandan korkarım. Yani. Evet. İnsan, acı çekmeyen insan insandan değil mi? Anlatabiliyor muyum? Yani sevdiğim zaman... Ya gönül... Tabii ki kırılganlıkların oluyor. Yani sevdiğin yanında görmek istiyorsun, göremiyorsun. Alınganlıklar var. Ama şu söz doğru değildir. Seven işe söylüyorum. Şu söz doğru değildir. Gözden ırak, gönülden de ırak olur diye bir söz vardır ya. Bu son derece bencildir, oportunist bir sözdür. Bu sevgiyi anlatmamaktadır. Şimdi gözden ırak, gönülden ırak diye bir şey yoktur. Gözden ırak olduğunda ancak sevişemezsin. Ama gönülden ırak değildir o. Her, her zaman buradadır. Yani beni ben yapan, bana sevgisini paylaşan cümle tanrıçalarıma nazarınızda sevgilerimi sunuyorum. Evet. Şimdi tanrıçalara da, tanrıçalar bir konu. Zaten sizin gibi böyle birikimli insanlar da bir seansta söyleşiler bitmez, devamlar gelir ama biraz ara vereceğiz ama ben ara vermeden bu basınla ilgili olarak iyi kötü biz de bir ucundayız ama sizin yaşadığınız gerçek profesyonel bir gazetecilik. Ben de basın yayın mezunu olsam da her zaman kendime şunu sorarım. Ki deminki sizin anlattıklarınızla bir paralellik kurmak istiyorum. Sorum veya sorularım ondan sonra gelecek. İşte okulunu okumak. Tamam, yani Türkiye'de üniversitelerimizin durumu belli. Okuldan mezun olmak demek, o mesleği profesyonelce yapacağınız anlamına gelmiyor. Bir mektepli, bir alaylı kavramı da var. Gelenekte böyle bir kavram var. Hayatta böyle bir kitapsız bilenek diyor ya Allah. Şimdi, fakat kendime işte onu soruyorum. Yani demin çok güzel söylediniz. Benim soracağım soruların bir kısmını da zaten kendiniz yanıtladınız ama hani... söyleşiyi dinleyenler, algılayanlar farklı düşünce ve dünya görüşlerinde olabilirler. Bir şeyler de vermedir söyleşinin amacı ya. Gerçekten 212 sayılı yasa var, mağdur olanlar var. Ne yani şimdi bakacağız, Yahya Bayar da bunun içinde, birçok insan da bunun içerisinde. Efendim kanuna uygun olarak yapıyorlar, gazetenin şoförü de sarı basın kartı alabiliyor. Yeri gelince... Gazetecilik yapan, ya iyi gazetecidir, kötüdür, eksiktir, o başka. Ama fiilen gazeteci olan, muhabir olan, yıllardır bu işi yapanlar sarı basın kartı alamayabiliyorlar. Ya sözünü unutma, Hüsamettin Tiyanşa, adam mafya, otomobilciler federasyonu başkanıydı. Adamın basın şeref kartı vardı be birader ya. Ya insan. Ya ya hala basın kartı var. Ya böyle bir şey ya. Evet. Bak ya da gazeteci mi? Ya ya arkadaş sen şimdi bu Divriği gazetesini çıkartıyorsun. Senin evet. Basın kartın olması gerekiyor. Yani. Var mı basın yok, kartı? Yok yok. Ben de 20 yıldır Alevi medyasının iyi kötü işinde. 200 yıldır çalışıyor. Evet. Şimdi hocam o çok önemli. Yani bu bir... Bu sorunu gündeme getirdik. Yani sarı basın kartı olup olmaması tartışması önemli. Buna bir çözüm bulunamadı. Burada şimdi Alevi kurumlar, şimdi sen Cem televizyonunda yıllarca yazı yazdın. Cem dergisinde yıllarca yazı yazdın. Şimdi sevgili Ayhan, büyük emek verdin. Burada senin emeğini çalan, yani emeklerimizi çalan sadece bu faşist devlet düzeni değildir. Aynı zamanda bizden zannettiğimiz insanlar çalıyor. O kurumların başkanı, o kurumların yöneticileri. Bakın, Pir Sultan Abdal demiş ya, her ağacın kurdu özünde olur. Şimdi sen İzzettin Doğan'da çalıştın. İzzettin Doğan'ın neresinde yakın çalıştın. Arkadaş yani. Şimdi senin niye emeğin zayi olur? Çünkü o dergide sayısız röportajlar yaptın, o Balkanlarla ilgili yazdıklarını büyük bir keyifle okudun. Televizyon programları anlıyor musun? O
yazdım. Çünkü ben Balkanlarla ilgili pek çok şeyi, oradaki Bektaşi kültürüyle ilgili pek çok şeyi senden öğrendim. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Razgırat'ın varlığını senden öğrendim. Gittim Razgırat'ı gördüm. Ve gittiğimde acayip heyecanlandım. Şimdi Harabati Baba tekkesini senden öğrendim. Kalkan Dede'ne gittim. İnanılmaz bir tekke. İnanılmaz bir yapılar bütünlüğü. Kocaman bir şey yani gerçekten. Evet. Bir kent ya orası. Afiyet Ayhan'dan öğrendim. Ama gönül isterdi ki Almanya Alibi Konfederasyonu, hani Türkiye'deki Alibi Federasyonu'nun olanakları o kadar şey değil, yeterinde, hani yerinde değil. Ama Almanya Alibi Konfederasyonu'nun mutlaka Kavgan Dede'ne el atması gerekiyordu. O insanlara yardımcı olması gerekiyordu. Avrupa gündemine getirmesi gerekiyordu. Bir inanç kurumunun gasp edilmesi Araplar tarafından, bu Suudiler tarafından, gericiler tarafından. Tarihsel kaynaklar ortada. Avrupa'da bu konuda çok sayıda tarihsel kaynak var. Fakat oradaki belli ki Alevi Federasyonu, Avrupa'daki Alevi Federasyonu görevini yapmıyor, çalışmıyor demektir. Geçen sene bir ziyaret oldu, 21 Mart'ta beraber gittik ama devamı gelmeliydi. Teşekkür ediyorum sözleriniz için. O haksızlıklar var. Birçok insan mağdur oluyor. Ben başka bir şey söyleyeceğim ve gerçekten sizin birikimleriniz çok fazla. Yani bugün işte hemen hemen her üniversitede basın yayın, yani bugünün anlamıyla iletişim fakültesi var. Gazetecilik bölümü var. Radyo televizyon bölümü var. Şu var, bu var. Ama bunların %80'i mezun olunca basında yer bulamıyor. Pardon, şunu... Ezan şey bitsin de kapatayım. Kapat, girmesin yani.